5. remz Madem Celcelutiye vahiy ile Peygamber Ali sallallahu ve sellem'e nazil olmuş ve Allamul Guyub'un ilmiyle ifadeyi mana eder. Hem madem Celcelutiye ekit kevkebi ve tukadu siracun nuri fıkralarında manayı mecazi ile o kasidenin hakikatını ispat eden Risale-i Nur'a sarihan ve onun 13 ehemmiyetli risalelerine işareten haber vermekle beraber ve ya hamilel ismillezî celle kadruhu de dahi, o kasidenin bir esası olan el ismül muazzam ile çok iştigal ve istimdad eden Risale-i Nur müellifine ve bunun 13 ehemmiyetli vakat hayatına imaen, remzen, işareten, manay mecazi ile haber veriyor. Hem madem manay mecazi ile ve mefhumu işarinin murad olmasına bir zayıf kaline ve bir gizli emare ve bir tek münasebet kafi geliyor, hem madem Risale-i Nur ve risalelerine ve müellifi ve ahvalini olan işaretler birbirine karine olur belki meselenin vahdeti itibariyle umum işaretler karineleriyle beraber her birisine kuvvetli bir karine ve kavi bir emare hükmündedir. Elbette diyebiliriz ki Hazreti İmamı Ali <laughs> radıyallahu an nasıl ki başta Bedaetu bi bismillahi ruhi bihi ihtedet ila keşfi esrar bi-batnihi yani hazine-i esrar olan Bismillahirrahmanirrahim ile başladım. Ruhum onun ile o hazineyi keşfetti diyerek, sair işaratın karinesiyle bir manay işari ve bir medlûl mecazi suretinde Risale-i Nur'un Bismillah'ı hükmünde ve Fatiha'sı ve Besmele'si ve Bismillah'taki büyük sırrın hakikatını beyan eden ve kısa ve gayet kuvvetli birinci söz namında olan Bismillah Risalesine ima, belki remz belki işaret ediyor. Aynen öyle de sair işaretin karine ve münasebetiyle ve huruf Kur'aniyenin esrarından bahseden ve rumuzat semaniye namında bulunan sekiz küçük risalelerin mahiyetlerini andırır bir tarzda ibareyi değiştirerek hurufların esrarı ile istimdad etmeye başlaması Karine-i latifesiyle muazzam dua ve münacaat ve cami kasemi istimdadinin ahirlerinde ve sözlere ve mektuplara işaretten sonra ve vaha bil fethi ve nasr esrat fıkrasıyla 29. mektubun bir kısım esrar hurufu Kur'aniyeyi beyan eden Rumuzat-ı Semaniye namında 8 küçük risalelerin en mühimleri ve Fethi Mekke ve Fethi Şam ve Fethi Kudüs ve Fethi İstanbul gibi çok fütuhat-ı İslamiyeden gaybi haber veren sûrey i İdâce en Nasrullahi vel Fethun'un esrarını beyan ile fütuhat ı İslamiyyenin pehlivanı olan Hazreti İmam-ı Ali'nin radıyallahu an nazar-ı dikkatini celbeden Fetih ve Nasr risalesine hem sure-i fethin en mühim ve en ahir ayetin beş vecih ile icazını beyan ve ispat ile kahramanı İslam Hazreti i̇mam Ali'nin radıyallahu an nazar-ı dikkatini celbeden gayet kıymetli olan Ayet-i Feth i risalesi namındaki küçük bir risaleye ima belki işaret eder itikadındayım böyle itikada iştirak edilmezse de itiraz edilmemeli. 6. Rems Madem Hazreti İmam Ali radıyallahu an üstadı kutsisinden aldığı derse binaen Kur'an'a taalluk eden gelecek hadisattan haber veriyor ve benden sorunuz diye müteaddit ve doğru haberleri verip bir şahı velayet olduğunu öyle kerametlerle ispat etmiş ve madem bu asırda Avrupa dinsizleri ve ehli dalalet münafıkları dehşetli bir surette Kur'an'a hücumu hengamında, Risale-i Nur o seyli dalalete karşı mukavemet edip, Kur'an'ın tılsımlarını keşfederek, hakikatını muhafaza ediyor. Ve madem, اَقِتْ nuran بِالْاِسْمِ نُورًا وَبَهْجَةً مَدَدْ دَهْرِ وَالْاَيَّامِ ya nuru جَلْجَلَتْ fıkrasıyla 28. lemada ispat edildiği gibi sarahata yakın bir surette Risale-i Nur'a işaret etmekle beraber Sure-i Nur'daki ayetün nurun Risale-i Nur'a işaretine işaret eder ve madem ekit kevkebi bil ismi nuran mana ve cifirce tam tamına Risale-i Nur'a tevafuk ediyor elbette diyebiliriz ki bu fıkranın akabinde bi ecin ehucin celmehucin celaletin celilin celceliyutin cemahin temehracet, bi ta'dadi abrumin ve simrazin abramin ve bahreti tibrizin ve ummin tebarraket fıkrasıyla Risale-i Nur'un bidayette 12 söz namında ihtihar ve intişar eden 12 küçük risalelerine ekit kevkebi karinesiyle bu fıkradaki 12 Süryani kelimeler onlara birer işarettir. Gerçi elimde bulunan Celcelutiye nüshası en sahih ve en mutemettir. İmamı Gazali radıyallahu anh gibi çok imamlar Celcelutiye'yi şerh etmişler. Fakat bu Süryani kelimelerin manasını tam bilmediğimden ve nüshalarda ihtilaf bulunduğundan her birisinin veci işaretini ve münasebetini şimdilik bilmediğimden bırakıyorum. Elhasıl Hazreti İmam Ali radıyallahu bir defa Yakıt kevkebi fıkrasıyla ahir zamanda Risale-i Nur'u dua ile Allah'tan niyaz eder, ister ve bidayette 12 risaleden ibaret bulunduğundan yalnız 12 risalesine işaret ediyor. İkinci defada Tukadü Siracun Nuri fıkrası daha sarih bir surette Risale-i Nur'u medh sena ile göstererek tekemmülüne işareten umum sözleri ve mektupları ve lemaları remzen haber verir hem 12 söz namı ile çok intişar eden o küçücük risaleler, bu fıkradaki kelimeler gibi birbirine ismen ve sureten benzedikleri gibi, bedi manasında olan celcelütiye kelimesine mutabık olarak, her biri gayet bedi bir tarzda, güzel bir temsil ile büyük ve derin bir hakikat-ı Kur'aniyeyi tefsir ve ispat eder. Eğer bir muannit tarafından denilse, Hazreti İmam Ali radıyallahu anhu, bu umum mecazi manaları irade etmemiş. Biz de deriz ki, faraza Hazreti İmamı Ali radıyallahu an irade etmezse, fakat kelam delalet eder ve karinelerin kuvvetiyle işari ve zımni delaletle manaları içine dahil eder. Hem madem o mecazi manalar ve işari mefhumlar haktır, doğrudur ve vaka mutabıktır. Ve bu iltifata layıktırlar ve karineleri kuvvetlidir. Elbette Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu an böyle bütün işari manaları irade edecek Küllî bir teveccühü faraza bulunmazsa celcelutiye vahy olmak cihetiyle hakiki sahibi Hazreti İmamı ı Ali'nin radıyallahu an üstadı olan Peygamber-i Zîhşan'ın aleyhissalatu vesselam küllî teveccühü ve üstadının üstadı Zülcelal'in ihatalı ilmi onlara bakar irade dairesine alır. Bu hususta benim hususi ve kat'î ve yakîn derecesindeki kanaatimin bir sebebi şudur ki müşkilat azime içinde el ayetül kübranın tefsiri ekberi olan 7. şua yazmakta çok zahmet çektiğimden bir kutsi teselli ve teşvike ciddiyen çok muhtaç idim. Şimdiye kadar mükerrer tecrübeler ile bu gibi haletlerimde inayet-i ilahiye imdadıma yetişiyordu. Risaleyi bitirdiğim aynı vakitte hiç hatırıma gelmediği halde birden bu keramet-i aleviyenin zuhuru bende hiçbir şüphe bırakmadı ki bu dahi benim imdadıma gelen sair inayeti ilahiye gibi Rabb-ı Rahim'in bir inayetidir. İnayet ise aldatmaz, hakikatsız olmaz. 7. remz. Hazreti İmamı Ali radıyallahu an nasıl ki ve bil ayetil مِنَ eminni min el fecet ve bi hakki fakecin ma'a mahmetin ya ilahana ve bi husna min hurufun li behramin alet ve teşamehat ve ismu asa Musa zulmetun diye birinci fıkrası ile 7. şua işaret etmiş. Öyle de aynı fıkra ile ali bir tefekkürname ve tevhide dair yüksek bir marifetname namında olan 29. Arabi ile dahi işaret eder ikinci fıkasıyla ismi azam ve sekine denilen Esma-i Sitte-i Meşhure'nin hakikatlarını gayet âli bir tarzda beyan ve ispat eden ve 29. lemayı takip eyleyen 30. lem'a namında 6 nükteyi Esma Risalesi'ne bir esmaikel husna ecirni mine şetet cümlesiyle işaret ettiğinden sonra akabinde Risale-i Esma'yı takip eden 31. lemanın birinci şuağı olarak 33 ayeti Kur'aniyenin Risale-i Nura işaretını kaydedip hesabı cifri münasebetiyle baştan başa ilmi huruf risalesi gibi görünen ve bir mucize-i Kur'aniye hükmünde bulunan risaleye Hurufun libehramin ale ve kelimesiyle işaret edip derakap ve ismi asa Musa bihiz zulmetun celat kelamıyla dahi risale-i hurufiyeyi takip eden ve el ayetül kübra'dan ve başka resail-i nuriyeden terakküp ve Asa-i Musa namını alan ve asay Musa gibi dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eden Risale-i Nur'un şimdilik en son ve ahir risalesine asay Musa namını vererek işaretle beraber manevi karanlıkları dağıtacağını müjde ediyor. Evet, ve bil ayetil kübra kelimesiyle yedinci şuaa işareti, kuvvetli karineler ile ispat edildiği gibi, aynı kelime, diğer bir mana ile El-Hak Risale-i Nur'un ayetül kübrası hükmünde, ve ekser risalelerin ruhlarını cem eden ve arabi bulunan 29. lemaya bu kelam müstetbeatü terakib kaidesiyle ona bakıyor, efradına dahil ediyor. Öyleyse Hazreti İmam Ali <laughs> radıyallahu anh dahi bu fıkradan ona bakıp işaret eder diyebiliriz. Hem sair işaretin karinesiyle hem mektubattan sonra lemalara başka bir tarzı ibareyle ima ederek lemaların en parlağının telifi dehşetli bir zamanda ve hapis ve idamdan kurtulmak ve emniyet ve selamet bulmak için mânâ-i mecazi ve mefhumu işariyle Hazreti Ali radıyallahu an kendi lisanını büyük tehlikelerde bulunan müellifin hesabına istimal ederek ve bil ayetil kübra eminni fecet yani ya rab beni kurtar eman ve emniyet ver diye dua etmesiyle tam tamına Eskişehir hapishanesinde İdam ve uzun hapis tehlikesi içinde telif edilen 29. lemanın ve sahibinin vaziyetine tevafuk karinesiyle kelam zımni ve işari delalet ettiğinden diyebiliriz ki Hazreti İmam Ali <laughs> radıyallahu an dahi bundan ona işaret eder. Hem 30. lem'a namında ve altı nükte olan Risale-i Esma'ya bakarak ve bi esmaikel husna deyip sair işaratın karinesiyle hem 29. lemaya takip karinesiyle hem ikisinin isimde ve esma lafzında tevafuk karinesiyle hem teşettütü hale ve sıkıntılı bir gurbete ve perişaniyete düşen müellifi onun telifi bereketiyle teselli ve tahammül bulmasına ve manai mecazi cihetinde Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu an lisanıyla kendine dua olan ve bi esmaikel husna ecirni şetet yani ismi azam olan o esma risalesinin bereketiyle beni teşettütten perişaniyetten ile ya rabbi meali tam tamına o risale ve sahibinin vaziyetine tevafuk karinesiyle kelam mecazi delalet ve İmam Ali'nin radıyallahu an ise gaybi işaret eder diyebiliriz. Hem madem Celcelutiye'nin aslı vahidir ve esrarlıdır ve gelecek zamana bakıyor ve gaybi umuru istikbaliyeden haber veriyor. Ve madem Kur'an itibariyle bu asır dehşetlidir ve Kur'an hesabıyla Risale-i Nur bu karanlık asırda ehemmiyetli bir hadisedir. Ve madem sarahat derecesinde çok karine ve emarelerle Risale-i Nur Celcelutiyye'nin içine girmiş, en mühim yerinde yerleşmiş. Ve madem Risale-i Nur ve eczaları bu mevkiye layıktırlar ve Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu an nazarı takdirine ve tahsinine ve onlardan haber vermesine liyakatları ve kıymetleri var. Ve madem Hazreti İmam Ali radıyallahu an Siracun Nur'dan zahir bir surette haber verdikten sonra ikinci derecede perdeli bir tarzda sözlerden, sonra mektuplardan, sonra lemalardan, risalelerdeki gibi aynı tertip, aynı makam, aynı numara tahtında kuvvetli karinelerin sevkiyle kelam delalet ve Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu an işaret ettiğini ispat eylemiş ve madem başta bedetü bi bismillahi ruhi bihihtedet ila keşf esrarin bi batnihim tavet risalelerin başı ve birinci söz olan bismillah risalesine baktığı gibi Kasemi camii Muazzam'ın ahirinde risalelerin kısmı ahirleri olan son lemalara ve şualara hususan bir ayetül kübra-yı tevhit olan 29. Lem'ai Harikaye Arabiyye ve Risale-i Esma-i Sitte ve Risale-i İşarat-ı Huruf-u Kur'aniye ve bilhassa şimdilik en ahir şu'a ve Asâ-yı Musa gibi dalaletlerin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen bir mahiyette bulunan ve bir manada Ayetül Kübra namını alan Risale-i Harika'ya bakıyor gibi bir tarzı ifade görünüyor. Ve madem bir tek meselede bulunan emareler ve karineler meselenin vahdeti aysiyetiyle emareler birbirine kuvvet verir, zayıf bir münasebetle bir tereşşuh dahi menbana ilhak edilir. Elbette bu yedi adet esaslara istinaden deriz. Hazreti İmam Ali radıyallahu an nasıl ki meşhur sözlere tertipleri üzerine işaret etmiş ve mektubattan bir kısmına ve lemalardan en mühimlerine tertiple bakmış, öyle de bi esmaikel husna ecirni mine şetet cümlesiyle otuzuncu lemaya yani müstakil lemalardan en son olan esma-i sitte rizalesine tahsin ederek bakıyor ve hurufun libehramin alet ve teşamehat kelamı ile dahi 30. lemmayı takip eden işarat hurufu Kur'aniye risalesine takdir edip işaretle tasdik ediyor. Vesmu asa Musa bihi zulmetun celet kelimesiyle dahi şimdilik en ahir risale ve tevhid ve imanın elinde Asa-i Musa gibi harikalı en kuvvetli bürhan olan mecmua risalesini senakarane remzen gösteriyor gibi bir tarz ifade eden bila perva hükmediyoruz ki Hazreti İmam Ali radıyallahu an hem Risale-i Nur'dan hem çok ehemmiyetli risalelerinden manayı hakiki ve mecazi ile işari ve remzi ve imâî ve telvihi bir surette haber veriyor. Kimin şüphesi varsa işaret olunan risalelere bir kere dikkatle baksın, insafı varsa şüphesi kalmaz zannediyorum. Buradaki manayı işari ve medlülü mecazilere karinelerin en güzeli ve latifi aynı tertibi muhafaza ile verilen isimlerin münasebetidir. Mesela 29, 30 ve 31 ve 32 mertebe itadatta, 29 ve 30 ve 31 ve 32. sözlere gayet münasip isimler ile ve başta sözlerin başı olan birinci söze aynı besmele sırrı ile ve ahirde şimdilik risalelerin ahirine mahiyetini gösterir layık birer isim vererek işaret etmesi gerçi gizli ise de fakat çok güzeldir ve letafetlidir. Ben itiraf ediyorum ki böyle makbul bir eserin mazarı olmak hiçbir vecihle o makama liyakatım yoktur. Fakat küçük, ehemmiyetsiz bir çekirdekten koca dağ gibi bir ağacı halk etmek kudret-i ilahiyenin şehnindendir ve adetidir ve azametine delildir. Ben kasemle temin ederim ki Risale-i Nûru senadan maksadım Kur'an'ın hakikatlarını ve imanın rükünlerini teyit ve ispat ve neşirdir. Halık-ı Rahim'ime yüzbinler şükür olsun ki kendimi kendime beğendirmemiş, nefsimin ayıplarını ve kusurlarını bana göstermiş ve o nefsi emmareyi başkalara beğendirmek arzusu kalmamış. Kabir kapısında bekleyen bir adam, arkasındaki fani dünyaya riyakerane bakması acınacak bir hamakattır ve dehşetli bir hasarettir. İşte bu haleti ruhiyle yalnız hakayık-i imaniyenin tercümanı olan Risale-i Nur'un doğru ve hak olduğuna latif bir münasebet söyleyeceğim şöyle ki: Celcelutiye Süryanice bedi demektir ve bedi manasındadır. İbareleri bedi olan Risale-i Nur Celcelutiye'de mühim bir mevki tutup ekser yerlerinde tereşşuhatı göründüğünden kasidenin ismi ona bakıyor gibi verilmiş. Hem şimdi anlıyorum ki eskiden beri benim liyakatım olmadığı halde bana verilen Bediüzzaman lakabı benim değildi. Belki Risale-i Nur'un manevi bir ismiydi. Zahir bir tercümanına ariyeten ve emaneten takılmış. Şimdi o emanet isim hakiki sahibine iade edilmiş. Demek süryanice Cebedi manasında ve kasidede tekerrürüne binaen kasideye verilen Celcelutiye ismi işari bir tarzda bid'at zamanında çıkan Bediül Beyan ve bedî-üz Zaman olan Risale-i Nur'un hem ibare hem mana hem isim noktaları ile bediliğine münasebet ihsas etmesine ve bu isim bir parça ona da bakmasına ve bu ismin müsemmasında Risale-i Nur çok yer işgal ettiği için hak kazanmış olmasına tahmin ediyorum. Rabbena la tu'akhidna in nesina aw